bir çamur yığınının bir anda hareket etmeye başladığını görseniz ne düşünürdünüz? Muhtemelen ya gözleriniz sizi yanıltıyor ya da aklınızı kaybediyorsunuz. Bugünkü videomuzda ise size bir çobanın kocaman bir çamur yığını gördüğünde ne yaptığından bahsedeceğiz. Kenya dağlık bir ülke. Kutsal toprakları, güzel romantik manzaraları, muhteşem iklimi ve el değmemiş vahşi doğasıyla Kenya eşsiz bir doğaya sahip. Burada nadir bulunan vahşi hayvan türleri yaşıyor. Cömert doğanın Kenya'ya armağanları arasında Afrika filleri, timsahlar, gergedanlar, su aygırları, sırtlanlar, antiloplar ve liste uzayıp gidiyor. Videomuzun da ana konusunu oluşturan olağan dışı olayın meydana geldiği yerse Kenya'daki rezervlerden birinin üzeri. Yerel bir çoban, bataklıktaki tümseklerden birinin hareket ediyormuş gibi göründüğünü fark ettiğinde sulama yerine getirdiği sürüsüne doğru yürümekteymiş. Aslında ilk başta hareketliliğe fazla dikkat etmemiş ama çok geçmeden oradan tuhaf sesler geldiğini duymuş. Daha yakından baktığında bir hayvanın bataklıkta sıkışıp kaldığını ve gücü tükendiği için zar zor hareket ettiğini fark etmiş. Zavallı hayvanın kavurucu sıcakta çamurun içinde ne kadar süredir hapsolduğu bilinmiyor ama vahim bir durumdaymış. Fil bitkin ve korkmuş bir haldeymiş. Bataklıklar yalnızca canlı şeyleri içlerine çekerler. Mesela bir çubuk atarsanız çubuk yüzeyde kalır. Çoban aceleyle filin yardımına koşmuş. Filin kafası hariç vücudunun geri kalanı çoktan çamura saplanmış haldeymiş. Muhtemelen otlarken farkında olmadan bataklık onu çekmeye başlamış. Fili yandan görmek neredeyse imkansızmış. Hayvanı dışarı çıkarmaksa hayvanın daha da derine batmasına neden olmaktaymış. Çoban verdiği röportajda, hareket eden çamur yığınını ilk fark ettiğimde gözlerime inanamadım ama sonra hemen onu kurtarmaya koştum demiş. Tabii ki adam fili tek başına çekememiş ve yetkililerden yardım istemiş. Kısa süre içinde bölgeye gelen görevliler fili halatlarla bağlayıp bulunduğu zor durumdan kurtarmayı başarmış. Fil sonunda zarar görmeden kurtulmuş. Elbette bu kurtarma operasyonu saatler sürmüş. Fil dışarı çıkarılır çıkarılmaz hemen su verilmiş ve vahşi doğaya geri bırakılmış. Umarız fil geri kalan hayatında daha dikkatli olur. Biz insanlar da bilmediğimiz arazilerde gezinirken dikkatli olmalıyız. Ama bazen ne kadar dikkatli olursak olalım yine de kendimizi bataklığın içinde bulabiliriz. Peki bir bataklığa düştüğümüzde neler yapmalıyız? Bataklığa düştüğünüzde kendinizi son derece zor bir durumda bulursunuz. İlk önce panik yapmayın ve hareket etmeyin. Sakin olup olabildiğince sessiz olun. Şunu unutmayın, ne kadar çok hareket ederseniz o kadar derine batarsınız. Ayrıca çantanız, ceketiniz veya üzerinizde ağır bir şey varsa bunları çıkarın ve atın. Daha az ağırlık demek daha uzun sürede batacağınız anlamına gelir. Bir arkadaşınızla beraberseniz elini ya da yakındaki bir ağaç dalını tutun. Tuttuğunuz nesneye olabildiğince fazla ağırlık verin. Bu batma sürecini yavaşlatacak ve üzerinde kalmanıza yardımcı olacaktır. Arkaya yaslanmaksa yüzey alanınızı artırarak batmanızı zorlaştıracak. Ayrıca ayaklarınızı kıpırdatmak kumu sıvılaştırmanıza ve bacaklarınızın serbest kalmasına yardımcı olacak. Ayaklarınız serbest olduklarındaysa kendinizi sağlam zemine taşımak için kollarınızla geriye doğru kürek çekmeye başlayın. Ama eğer kollarınız sıkışmışsa bu sefer de vücudunuzu yuvarlamayı deneyin. Fakat tüm bu yaptığınız şeyler başarılı olmazsa geriye tek bir şey kalıyor. O da avazınız çıktığınca bağırmak. Eğer telefonunuza ulaşabilirseniz hemen yardım çağırın. Çünkü bataklıkta uzun süre kalırsanız boğulabilirsiniz. Ama panik yapmayın. Vücudunuzu dinç tutmak için meditasyon yapmaya ve nefesinize odaklanmaya çalışın.
Şanslıysanız biri kurtarmaya gelecek. Ancak sizi dışarıya çıkarırken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çok sert çekerlerse sizi ikiye bölebilirler. Bataklık insanlardan iki kat daha yoğun olduğu için emişi inanılmaz güçlü. Kumun ağırlığı da sinirlerinize ve kaslarınıza zarar verebilir. Buna crash sendromu denir ve böbreklerinize zarar verebilecek bileşiklerin salınmasına yol açabilir. Bu yüzden bacaklarınızı serbest bırakmak ve düz durmaya çalışmak en iyisidir. Bu, kaslarınız ve organlarınız üzerindeki baskıyı hafifletir ve güvenli bir şekilde yüzeye çıkmanızı sağlar. Bataklıklarda insanların hayatlarını kaybetmesi pek yaygın değildir, ancak yine de yaşanabilir. Özellikle yaz ve sonbahar dönemlerinde bataklar çekilme olasılığının yüksek olduğunu unutmayın. Bu yüzden bir dahaki sefere bataklık çevresine seyahat etmeden önce çevredeki tehlikeler ve riskler hakkında bilgi sahibi olun. Sizin için hazırladığımız bu videomuzu izleyebilir, hatta paylaşarak bataklıklar hakkında yakın çevrenizin bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.